Zülal'den bomba gibi açıklamalar geliyor. Siz de benim için hemen Zülal kadar değerlisiniz. Hoşça kalın. Onun özel hayatında pek de konuşkan olmadığını biliyoruz. Kendisi için basında en az yer alan ünlülerimizden biri diyebiliriz. Yeteneğin ve güzelliğin bir araya geldiği bir isim, ödüllü oyuncu Vildan Atasever bizlerle. Zülal'i oynarken haklı bulduğun ya da haksız bulduğun yönleri neler? İmkansız aşk olarak düşünüyor ama aslında imkanlı. Kuzeni olduğunu düşünüyor. Yalan bir dünyanın hayatın içinde olduğu için, yani kendisini aslında Zülal'in suçu değil bu. Etrafında bir sürü yalanlar dönüyor çocukluğundan beri. Yani sevmediğim bir özelliği var. İçine atıyor her şeyi. Çok fazla belli etmiyor dışarıya. Tepkilerini de çok fazla göremiyoruz. Hep içinde yaşıyor, içinde taşıyor her şeyi. Zülal'in bu özelliğini sevmiyorum. Ben çünkü yani benimle hiç bağdaşmıyor. Çünkü ben hani içimdekileri dışarıya vuran bir insanım. Eda'ya hava atacağım diye beni kırdın. Eda benim sevgilim değil. Ya tabii. Değil. Neyse ne. Dur. Ya. Beraber şu filmi bitirmek istiyorum. Ben istemiyorum ya. Bir daha kimsenin yanında bana hava atma. Zülal'in etrafında birçok olay dönüyor. Zülal bunlardan habersiz ama olayın merkezinde bir kadın. Ve yavaş yavaş da yüzleşmeye başlıyor. Oldukça acı gerçekler. Yıllardır anne dediği kadının aslında annesi olmadığını öğrenmesi. Ve aslında yanında hani abla bile demediği kadının onun annesi olduğunu bilmesi. Gerçek annesini görmesi. Çok acıydı. Zaten oynarken de çok etkilenmiştim. Bunlar babanın sana vasiyetiymiş. Baba. Senin de dünden beri kuşkuya düştüğün gibi Esed'in doğurduğu benim büyüttüğüm ben seni Esed'den evlatlık aldım. Ben oynarken mesela çok etkilenmiştim. Gerçekten titremiştik ve o gün Hülya abla da, annem Hülya Darcan da, işte Ayça da, Özcan da saatlerce ağladığımızı biliyoruz. O sahne bittikten sonra titriyorduk hepimiz. Çok çok güzel, çok, çok hoşumuza gitmişti. O sahne çok güzel yazılmıştı. Keşke birbirimize bu kadar geç kalmasaydık. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.